Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte künep arızalan diskin değişimini yapacağız. Yeni diskimiz geldi. Biz eski diski garantiye göndermiştik. Yaklaşık 2 ay sonra elimize ulaştı. Aslında daha hızlı elimize ulaşması gerekirken 2 ay sürmesinin nedeni biz diski Arena distribütörlüğünde aldığımız için Arena'ya göndermiştik. Onlar da satın aldığımız firmanın onayını bekliyordu. Şöyle işlemiş. Biz satın aldığımız firma farklı bir firmadan satın almış. O da onun onayını bekliyordu. En son baktık 2 ay oldu, böyle olmuyor. Arena'ya yazdık, biraz sitem ettik. Adamlar da ertesi gün diskimizi gönderdi. Ki sistemin zaten bu şekilde çalışması lazım. Western Digital'in Gold serisi diskleri daha stabil çalıştığı ve daha performanslı olduğu için, hatta biraz daha disk okuma yazma ömrü uzun olduğu için aldık aslında. Yani bize bu şekilde tavsiye edildi açıkçası. Daha stabil çalışıyor ve okuma yazma ömrü daha uzun dendiği için bu seriyi tercih ettik. Künep cihazımızda 12 disk slotu var. Şimdi bunu yerine takacağız. Yapıdan bahsedeceğiz. Arızalandığı zaman ne gibi durumla karşılaştınız? Bundan bahsedeceğiz. Kızağında 4 tane vizeyle beraber tutturulmuştu. Kızağına montajladık. Şöyle bir alüminyum poşet içinde geldi. Güzelce kutulamışlardı. Yani bazen disk alıyorsunuz, kutusuz geliyor. Kullanılmış mı, ne olmuş belli değil. Açlık poşetinden şimdi yerine takacağız. Künepimiz de burada. Bizdeki künep modeli 12 diskli olan model TSHX77XU RP diye geçiyor. Şimdi bunu yerine takalım. Bu zaten hot spare olan diskti. RAID 5 yapısı var. Hot spare olan disk RAID 5'te diğer disk bozulduğu zaman devreye girer. Bunu yerine oturturalım şimdi. İtiyoruz. Bunu oturttuktan sonra şu mandalı şey yapıyoruz. LED yanacak şimdi. Şurada bir LED. Yanması lazım. Arayüzden de kontrol edeceğiz. 12 diskli yapı, işlemci olarak AMD Ryzen işlemci kullanılmış. Ryzen 7 3700X bir işlemci kullanılmış. 8 core'lu bir işlemci, 16 thread'e sahip. Şu anda diyor devreye girdi. Yeşil yandı. Uyarı veriyor. Bu bizim kullanmış olduğumuz künepte 2x10 gigabit 2 tane SSD var. Biz buna bir de M.2 SSD taktık cache'leme yapması için. Sistem bu şekilde. Diskimiz geç geldi. Dediğim gibi yani bir aldığımız firma üzerinden değiştirmeye denedik. Çünkü Arena bize dedi ki siz bunu hangi firmadan aldıysanız o firma üzerinden değiştirme yapmanız gerekiyor, ama gelmeyince en son adamlara sitem ettik. Gönderdiler bir şekilde. Diskimizi taktık. Yapı şu şekilde. RAID 5 var. Bir disk hot spare'de. Hot spare olan disk bozulduğunda, pardon, normal disk bozulduğunda RAID 5 yapısında hot spare disk devreye giriyor. Ya bu takılı değilken bir disk daha bozulsaydı yine bir şey olmayacaktı. RAID'de tolerans olan disk devreye girecekti diyebiliyorum. O durumla hiç karşılaşmadım ama bildiğim kadarıyla öyle. Eğer üçüncü bir disk bozulsaydı bu yapıda tüm verileri kaybederdik. Neden? Çünkü bir tane hot spare bırakıyorsun. Bir tane RAID 5'in toleransı, geri kalanlarda RAID yapısında dahil olduğu için bu şekilde işliyor. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Şurada künepin modelini de göstereyim sizlere. Künep TSHX77XU RP. AMD işlemci Ryzen 7 bu görüküyor. Bu şekilde hani künep cihazları şöyle tavsiye etmiyor ki, doğru da bunlar yerine daha gelişmiş backup ürünleri kullanmanız daha iyi olur. Ne gibi mesela? Data domain gibi. Bu arada elimle şöyle hafiften inerken destek alayım dedim. Cihaz bana doğru geldi. Hangi yapıları yedekliyor? Şurada bir storage var. Storage'ın yedeği alıyor. İki tane de sunucumuz var. Bir tanesi R750XS. Şu üstte yeni taktığımız. Bu R740. Bir de ME 4024 cihaz var. Yani sistem bu şekilde. Cloud'a backup alıp bir de data domain koyarsanız daha stabil çalışır. Bunlar da işte network cihazları, firewall, backbone vesaire. Onlara daha önce farklı bir videoda değinmiştim.